Herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 2024'ün ön lisans KPSS sınavının ilk denemesini dün yaptım kendime böyle. Uzun zaman oldu çünkü çok paslamıştım böyle. 2020'den sonra pek doğru düzgün KPSS'ye hazırlandığımı, baktığımı böyle neredeyse yani yoktu çünkü 2022'de de girmiştim, öylesine girmiştim ama 2022'de daha planlı, daha programlı, güzel bir şekilde gireceğimi söylemiştim zaten. Konu anlatımlı değil, soru bankası değil, tamamen deneme yönelik çalışmaya gayret ediyorum. Dün ilk denememi çözdüm. Hani biraz çözerken başım ağrıyor çünkü alışık değildim böyle. Zamanla bunun üzerinden bunları aşacağız böyle çünkü bunları aşinayım böyle. Matematiğim yok. 90 sorudan kendimi deneme yaptım böyle. Toplamda şu anda 39 netim var evet. Epey yanlışlarım vardı. Tarih yani genel kültüre baktığımda böyle bilgi kirliliğine neden olan çok şeyler vardı böyle. Bu da zamanla işte hani deneme çözerek işte not ederek ben ne yaptım mesela bugün yaptım bir de çözdüm deneme de Türkiye geneli bir denemeydi böyle bu şekilde göstereyim. Türkiye geneli bir denemeydi. Yanlışlarımı ve yeni bir şeyler öğrendiğimi hepsini yazdım böyle. Mesela bugün neredeyse bir sayfa yakın bir şey oldu. Not çıkardım böyle. Not ettim böyle. Fark ettim gerçekten genel kültürde bilgi kirliliğine çok neden vardı böyle. Hani bir gün bir bunların istesinden, bunların şeyinden geleceğiz böyle. Benim çalışma stilim böyle. Ben deneme çözerim. Denemeye göre işte eksiklerimi, yanlışlarımı görürüm. Ona göre ya YouTube'da bunu destekleyen videoları izleyerek o konumu tamamlamaya çalışıyorum. Ya da işte çöze yani o bilgi sorularında hani işte notunu tutarak mesela artık ben bunları unutmam. Karşıma çıkarsa unutmam. Bu sınava kadar çözebileceğim bütün denemeleri, bütün soru çeşitlerini göreceğim ve tamamen kapatacağım. Bir diğer husus mesela anayasada eksik olduğumu düşünüyorum böyle. Şimdi KPSS'de şöyle bir durum var. Eğer bilgin tam değilse, emin değilsen o bilgi kirliliğinden dolayı senin yanlış yapma oranın artıyor. Bu çok çok önemlidir. Türkçe'de de biraz Türkçe çözerken gerçekten bir yerden sonra insanın kafası ağrıyor böyle. Bu da uzun süre soru çözmediğimizin göstergesidir böyle. Ama genel olarak baktığımda böyle yani çok kötü olmadığımı gördüm Türkçe'de. Bu da biraz daha kitap okumaya yani ne bileyim biraz ona bağladığımı düşünüyorum böyle. Yani okuduğumu anlayabiliyorum, anlayıp. Yani şimdi şöyle biz eskiden öğrenciyken, üniversiteye hazırlanırken mesela ben baştan paragrafı okurdum. Ta ortalarına sonlarına gelmeden başı unuturdum. Ama şu anda o konu bütünlüğünü o kadar güzel bir şekilde analiz ediyorum ki, yani kavrayabiliyorum ya da aklımı tutabiliyorum ki hemen sorulara girip bitirebiliyorum böyle. Güzel bir denemeydi ilk açılış. 39 netle başladım. Hedefim neydi? 70-80 bandında binler çıkarmak böyle. Eğer ben o bazında binler çıkarırsam böyle Allah'ın izniyle puanım da böyle 80'i aşar zaten. 84, 85, 87'yi hedefliyorum böyle. Hedefim 70-80 bandında bir net yapabilmek ve puan olarak da 84, 85, 87 olmasını temin ediyorum. Bu kadar. Diğer videomu da attım böyle. Ara ara böyle eğlenceli şeyler yapmaya gayret edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.